Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok fazla vaktinizi almayacağım. Çünkü üyelerimizden birisi oyunda aşırı delme mekaniği nasıl oluyor? Bu aşırı delme mekaniğinin önüne nasıl geçeriz? Benim mermilerim çok az hasar veriyor demişti. O yüzden bundan bahsedeceğim size. Şimdi ilk olarak muhriplere karşı arkadaşlar zırt eğici sıkarsanız her türlü aşırı delme veriyorsunuz. O oyunda garanti işlenmiş bir kural. Ona yapacak bir şey yok. Ancak diğer gemilere karşı özellikle kruvazör ve savaş gemilerine karşı nelere dikkat etmeniz lazım? Burada iki şey var. Birincisi kendi geminizin topunu ve neleri delebileceğinizi bilmeniz lazım. Onu birazdan açıklayacağım size. Hatta isterseniz açıklamaya bir link de koyabilirim sonradan. İkinci kısımdaysa işte rakip gemiyi bilmeniz lazım. Arkadaşlar ilk olarak kendi geminizi bilmekten bahsettik. Mesela işte Iwo Mini toplarına bakalım. 410 mm top var. 410 mm top ne demek biliyor musunuz? Bu gemi yaklaşık 30 mm'ye kadar zırhı overmatch edebiliyor demek. Yani overmatch mekaniği şu arkadaşlar. Rakibin zırhı ne olursa olsun siz garanti ağır hasar verebiliyorsunuz. Yani mesela Puerto Rico'ya basalım. Puerto Rico'nun burun zırhı 27 mm'ymiş. Eğer ben Iwami ile Puerto Rico'nun burnuna sıkarsam Puerto Rico ne kadar yani iyi duruyor olsun, ne kadar uzakta olursa olsun mutlaka ben burnundan ona hasar verebilirim demek. Eğer Puerto Rico'nun zırhı şöyle Iwami'deki gibi 32 mm olsaydı buradaki gibi, o zaman ben sıktığım zaman ya delemeyecektim ya da delersem de aşırı delme atacaktım. Yani ilk olarak kendi geminizin toplarını bileceksiniz. Buna göre hedef arayacaksınız. Şimdi aşırı delme ne? Onu ilk başta söylesem aslında daha iyi olurdu ama o da şu arkadaşlar. Mesela biz dedik ya şimdi 32 mm olsaydı biz aşırı delme atacaktık. Arkadaşlar aşırı delme olayı da şu. Bu geminin toplarını sıktık. Mermileri buraya kadar geldiler. Zırha çarptılar ama zırh o kadar zayıf ki gemiyi tetiklemediler. Yani mermi içeriden geldi. Hiçbir şeye engel olmadan ona gemiyi yardı, geçti. Yani buradan çıktı, buradan çıktığı gibi öbür tarafa gitti. Böyle olunca mermi içeride patlamıyor. Mermi içeride patlamadığı için de yüksek hasar vermiyor. Overmatch mekaniği ise az önce anlattığım 14.3 mekaniği ise direkt olarak bu sistemi unutturan mekanik. O yüzden kendi geminizin toplarını bilirseniz hangi gemilere karşı ne zaman garanti hasar verebileceğinizi bilebiliyorsunuz. Overmatch mekaniğinden ilk olarak bu yüzden bahsettim aslında. Ancak ikincisi merminin o aşırı delme olayının olma sebebi de bu. Mesela bunu en çok işte Almanlarda yaşarsınız. İtalyanlarda olur mu tam bilmiyorum. İtalyan oyuncuları söylese daha iyi olur. Ben Almanlarda çok yaşadım çünkü. Onun sebebi şu, top boyutu farklı arkadaşlar. Mesela hatta Grosse'den değil de Pommer'den göstereyim size. Bakın mesela Pommer'in top boyutları 380 mm'ymiş. Şimdi eğer ben Pommer'le bir şekilde Iwami'nin burnuna sıkmak zorunda kalırsam Iwami'nin burnunu delsem bile çok büyük ihtimal overmatch atacağım. Yani aşırı delme atacağım ve doğru düz bir hasar vermeyeceğim. Ama mesela Yoshino'ya sıkıyor olsaydım Yoshino'nun zırhı daha düşük, o yüzden Yoshino'yu delerdim ve yüksek bir hasar verebilirdim. Peki diyeceksiniz ki kardeşim o zaman ben Pommer gibi gemilerde nereye nişan alacağım? Aslında onun cevabı çok basit ama yani her gemide olduğu gibi arkadaşlar olabildiğince zırhlı yerlere nişan alabilirseniz mermilerinizin o zırha çarptığı zaman patlama ihtimali çok daha fazla artar. Yani mesela Yoshino'nun bu yan kaplaması 30 mm. Sizin mermilerinizi rahat rahat tetiklemek için yeterli. Bu kısımdan sıkarsanız çok rahat. Ağır hasar verirsiniz, hatta merminiz köşke kadar gider. Yine köşk hasarı atarsınız. Bütün gemiler için aslında bu geçerli. Bütün gemilerde şu kısımdaki zırhları genelde daha ağırdır. O yüzden nişan alabiliyorsanız zaten her zaman buraya sıkmanız lazım. Ancak buraları nişan alamıyorsanız o zaman arkadaşlar yapacağınız bir diğer çözümse olabildiğince şu üst kısımlarını eğer sıkabiliyorsanız sıkmanız. Çünkü overmatch mekaniği buralarda da çalışıyor. Yani buraları da eğer doğru düz bir şekilde görebiliyorsanız atıyorum Yoshino'nun burnuna şey atamıyorsunuzdur. Overmatch atamıyorsunuzdur. Ancak şu kısmını vurursunuz. Burası 16 mm. Bunu 14.3'e çarptığınız zaman büyük ihtimalle 250 falan çıkıyordur. Yani buraya overmatch atıp yine hasar vermeniz çok daha kolay olur. O yüzden nişan alabildiğiniz yeri değiştirmeniz gerekiyor. Eğer gemilerin burnundan ağır hasar veremiyorsanız ya da nişan aldığınız yerde siz o hatayı alıyorsanız yine olabildiğince eğiminizi şöyle suyun altında olan şu kısımları çevirmeniz lazım. Ya da suyla beraber olan kısımlar işte. Şimdi burada şöyle bir örnek, aslında örnek vermeyeyim. Hangi topların hangi gemileri delebildiğinin bir listesi vardı. Ben doğrusu gemileri değil de gemi zırhlarını. Onun açıklamasını arkadaşlar ben açıklama kısmına kopyalayayım. Oradan bakın. Yani oyundaki çoğu gemiyi tanımıyorsanız ya da kardeşim benim gemim hangi topları deliyor, hangi zırhı deliyor, ben nereden anlayacağım diyorsanız açıklamadaki kısma bakarsanız oradan mesela atıyorum
25 milimetre zırhı delmek için hangi top lazım? Sizin geminizin topuna bakarak bunu anlayabilirsiniz. Zaten 457 milimetrelik topa sahipsiniz arkadaşlar. Oyundaki neredeyse bütün zırhları 32 milimetre ve altında olan delebiliyorsunuz. Ancak daha küçük toplar için de delebileceğiniz zırhlar orada olacak. Karşı ben rakip gemileri tanımıyorum. O zaman ne yapayım diyorsanız arkadaşlar, o tür durumlarda yapabileceğiniz tek şey, hani bir kere denedikten sonra baktığınızda overpen mi atıyorsunuz, yani aşırı delme mi atıyorsunuz? Vurabiliyorsanız şöyle üst köşke ya da daha iyi zırh holu olabilecek şu kısımlara sıkmak olacak. Onun dışında en son çare de patlayıcı mermi sıkmak. Doğrusu patlayıcı mermi sıkmak kötü değil, yani en son çare olarak söylemem yanlış gibi olabilir ama yani bazı gemilerin patlayıcı mermisi daha zayıf olabiliyor. O yüzden hani ya da patlayıcı mermi kullanmak istemeyebilir adam. Bir şey diyemem. Yani oyundaki mekanik sonuçta da. Herkes bu oyunu bütün güç tryout oynamasına gerek yok zaten. Neyse, benim diyeceklerim bu kadardı. Sizin aklınızda kalan ya da sormak istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.